Sayın Baydar, başımız sağ olsun öncelikle. Sağ olun efendim. Bir taraftan da şehitlerimizi uğurluyoruz. Bugün yine 6 şehidimizi son yolculuğuna uğurladık. Kimlik tespit işlemleri yapılmıştı dün. Şimdi kazanın ardından tabii detaylar birazcık belirmeye başladı ama kafalarda soru işaretleri var. Ek ağırlık getirdiği gerekçesiyle engel tanıma sisteminin olmadığı ortaya çıktı denildi. Ama bürokrasi engellerine takıldığı yorumları da var elbette. Sizin sorularınız var. Öncelikle oradan bir başlayalım. Siz başbakana soruyorsunuz. Engel tanıma sistemi var mıdır diye bu helikopterlerin kaçında. Yanıtlar gelmedi ama biz de şimdi yanıt aramaya çalışalım. Sizce bir bürokrasi dengesine mi maruz kalıyor? Nasıl oluyor Sayın Baydar? Şimdi bu Cougar tipi helikopterler 1996 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılıyor. Evet. Ve bu Cougar tipi helikopterlerin 3. ölümlü kazası. Ve toplam 28 evladımızı şehit verdik Cougar tipi helikopterlerde. Son ikisi de tele takılarak meydana geldi. Şimdi bu helikopter engel tespit sistemi, engel tanıma sistemi eğer alınmış olsaydı o hem görüntülü hem sesli olarak pilotu uyaracaktı. Ve pilot da ona göre rotasını değiştirerek bu tele takılmayacaktı. Ve bu 13 canımızı da bugün hayatta olarak görecektik. Şimdi bunun ihalesi 2010 yılında başladı. Alma kararı verdiler. Evet. Ancak 2010 yılından bu yana 7 yıldır bu helikopter engel tespit sistemi, tanıma sistemi neden alınmamıştır? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na 5 tane uçak alıyorsunuz. Onun yani %1'i fiyatı olan bunu 7 yıldır niye almıyorsunuz kardeşim? İsyan ediyorum. Ve bu insanlar eğer helikopter engel tespit sistemi olsaydı belki bugün hayatta olacaklardı. Ve bunlar benim Gülhane'de özel kuvvetlerin doktorluğunu yaptığım zaman yakından tanıdığım, özellikle komutan yakından tanıdığım insan kahraman askerlerimiz. Ve bu kahraman askerlerimiz de hayatta kalacaktı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri tüm Cumhuriyet tarihinin bütün zamanını değerlendirdiğimiz zaman hiç bu kadar küçük düşürülmemişti. Ve hiç bu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları da bu kadar göz ardı edilmemişti. Bunlara isyan ediyorum. Önce bir Ergenekoncu diye ayırdılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Ondan sonra yok cemaatçi diye ayırdılar. Şucu diye ayırdılar, bucu diye ayırdılar. 2002'de bunlar gelinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiçbir ayrım yoktu. Her Türk askeri Atatürkçüdür. Onun dışında bir ayrım yoktu ve kendilerinin askeriye yerleştirmiş oldukları 2002'den sonraki önlerini açtıkları subaylar tarafından da kendilerine sözüm ona darbe yapıldı. Ve onların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeşermesine ve tamamen arşiv olmalarını da bunlar sağladı. O yüzden gelip şimdi cenaze törenlerinde bunları gördüğüm zaman hükümet yetkililerine yani sinirlerim tepeme çıkıyor ya. Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz geliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu hale getirmişsiniz. 7 yıldır siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan helikopter engel tanıma sistemini 3 yıldır da savunma sanayi müsteşarlığının önünde almamışsınız. Bir de utanmadan cenazeye gelip o acılı ailelere başsağlığı diyorsunuz. Hangi yüzle geliyorsunuz ya? İsyan ediyorum hanımefendi, isyan ediyorum. Böyle bir şey olmaz ya. Evet. Yazıklar evet. Olsun diyorum. Ama Türk insanı buna mutlaka, Türk halkı gereken cevabı en kısa zamanda verecek diyorum. Ben bu duygular içerisindeyim. İsyanım bunadır. Yani 3 kuruşluk bir mantınayı almadıkları için bu kadar şatafatın, bu kadar her türlü tepkimenin yaşandığı bir hükümet anlayışında benim askerimin, yani benim tırnağı bile bunların birçoğundan daha değerli olan askerimin hayatını hiçe saymasına, hayatını hiçe saymasına ve ölüme gitmesine neden olan bu olayları kabul edemiyorum. Bunların mutlaka değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunlara cevap istiyorum. Bir milletvekili olarak, bir vatandaş olarak bunlara cevap bekliyorum. Milli Savunma Bakanı'nın Milli Savunma Bakanı için de bir istifa mekanizması dediniz. Başbakan Binali Yıldırım'a. Nerede? Evet. Hanımefendi bunlara nerede böyle bir vicdan, böyle bir sorumluluk duygusu? Nerede? Bunlar bu kadar insan bakın 2002'den bu yana binlerce insanımız şehit oldu. 2002'den önce bu kadar şehit falan yoktu. Bir açılım başlattılar, bir şey yaptılar. Sonra döndüler.
olan benim askerim oldu, olan benim insanım oldu ya. Yazık, günah değil mi ya? Bu kadar olur mu ya? Bu kadar yanlış politikalarla evet. Türk Silahlı evet. Kuvvetlerinin rencide edildiği, bu kadar yanlış politikalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi yetişmiş elemanlarının heba edildiği bir başka dönemi Cumhuriyet tarihi yaşamaz. Evet, şimdi Sayın Baydar, bakalım sizin bu sorularınıza nasıl bir yanıt gelecek? Evet. Elbette takip edeceğiz ve birlikte de yine değerlendireceğiz. Tekrar başımız sağ olsun efendim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Türkiye'nin başı sağ olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum.